Galatasaray'ın sayfaları ekranlarımıza geliyor. Aslan Kükredi, Sabah gazetesinin spor kapak sayfası göreceğimiz ilk sayfa olacak. Bu kez az kadroyla sahaya çıktılar. İlk yarıda Nagatomo, Falco ve Feghouli ile fişi çektiler. Uzatma anlarında Belhanda sahne aldı ve sonucu ilan etti. Sabah gazetesindeyiz. Aslan Kükredi. Peki o gelirken biz konuşalım yine de. Nasıl bir mücadele oldu? Vallahi Galatasaray ilk defa çok kenetlenmiş gördüm. Hakikaten çok iyi motive olmuşlar, odaklanmışlar. Sezonun bence en iyi maçını oynadılar. Takım halinde. Herkes çok motiveydi. Çok hırslıydı, istekliydi. Bunun Tuzlaspor karşısında olması ilginç tabii. Yani bu kadar maç oynandı, bu motivasyonu göremedim. Bekliyor muydunuz siz maçı çevirmesini Galatasaray'ın? Maç çevirmesi çok... Sürpriz olmadı. Sürpriz değil yani. Sonucunda arada iki tane lig farkı var. İki takım arasında iki tane lig farkı var. Biri Süper Lig'de, diğeri ikinci ligde. Feghouli'nin ortasını tamamladı Falcao. Uzun süre sonra, 3 ay 4 gün sonra gol sevinci yaşamış. İkinci golüydü galiba. Galatasaray'daki ikinci golüne imza attı. En iyi isimler kimdi sizce? Feghouli mesela. Bence takım olarak çok iyiydi. Feghouli de iyiydi, evet. Falcao da iyiydi, Belhanda da çok iyiydi. O kadar motive olmuşlar ki Falcao'ya bile pas attılar yani. O ilginçti. Dediğim gibi bu devam eder mi, ona bakmak lazım. Peki sürprize izin yok. Fotomaç gazetesinin de 3. sayfasına gideceğiz. İlk maçı 2-0 kaybeden Sarı Kırmızılar bu kez aslarıyla sahada oldular. Ve son 16'ya taşıdılar takımlarını. Terim, ikinci maçı ciddiye aldık, bize yakışanı yaptık. Aslında ciddiye aldığımız her maç buna benzer biter ifadesini kullandı. O bu cümle arada... çok önemli bak. Ciddiye aldığımız her maç buna. Demek ki Paris'i ciddiye almamış. Demek ki Real Madrid'i ciddiye almamış. Beşiktaş'ı ciddiye almamış. Kaybettiği maçı ciddiye almamışlar demek ki. Yani bu çok ilginç bir açıklama. Bence Terim sözlerini biraz daha düşünerek kullanmalı. Galatasaray yakışanı yaptı lafını 2-3 defa kullanıyor. Bizim yayınlarda izledim. Şu yaşananları yakıştırıyorsa söyleyecek bir şey yok yani. Maç bitti, ortalık karıştı bu arada. Soyunma odasına giderken iki takım futbolcuları birbirlerine girdiler. Az evvel görüntüleri de izledik, açıklamaları da izledik. Şöyle koridorda başlamış tartışma, tünel girişinde devam etti. Güvenlik güçleri sakinleştirmeye çalıştı. Muslera'nın 2-0 biten ilk maçın ardından büyüklük isimli olmuyormuş diye paylaşım yapan Gökhan Çür'e tepki gösterdiği ve bu sebeple ortamın gerildiği iddiası var. Tuzlaspor'un hocası konuştu, Gökhan konuştu, Muslera açıklamalar yaptı, Terim. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi Muslera'yı bile bu hale getirdiğiniz helal olsun diyorum. Kim getirdiyse. Ben İsviçre maçını yaşar gibiydim akşam. Orada da hayal kırıklığım Mehmet Özdilek'ti. Bizim yıllardır ele avuca sığmaz bir şifonun. Adam kovaladığını gördük. Adama tekme atmaya çalıştığını gördük. Bu böyle. Öbür taraftan